Yanımızda Merhabalar efendim. Yanım. Bir süredir yanımızda olmayan. <gülüyor> 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 Berk, İngiltere'ye giderekmez teknoloji ilerletmişsin. <laughs> ya telefonun kamerasıyla bağlandığım için onun özelliklerini kullanabiliyorum şu anda. <laughs> evet, sensiz birkaç hafta geçirdik. Ama nihayet beraberiz. Bu Japonya... Evet, çok üzücü <laughs> ve... Eyvah. <muksuz> oldum. <gülüyor> 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 Tüm duygu durumlarına göre efektler var galiba. <laughs> var var. Evet harika bir Japonya yarışını geride bıraktık. Sabah 7'de uyandım izlemek için. Evet çok... E... 7 değil 6.30'da uyandım. 6'da, 6'da uyandım 6.30'da mı başladı yarış 7'de mi? Öyle bir şey yani, oldu. Tabii sana göre daha erken Of sana bayağı evet. erken olmuş ya. 2 saat erken de mi sana. Evet. Evet, evet. bizde 8'de. Neyse ki, neyse ki Airbnb'de kaldığım için sırt ağrısından geceleri uyanıyorum. Öyle yanlışlıkla uyanıp işte antrenmanları, qualification'ı falan izledim. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yarışı da izlemek zorunda kaldım Sonra Vallahi ama e, neyse ki izlemişsin baya keyifli yarıştı. Evet, gerçekten çok sevdim. Eee <laughs> <yarışı. gülüyor> Tamam bir daha yapmayacağım. <laughs> Şu an bunu podcast olarak dinleyenler için <laughs> durumu özetleyeyim. Belki sürekli bir emoji yolluyor telefonunda. <laughs> Aa, açım değişti. Bu <laughs> konuşmaya göre böyle odakta yapabilirsin. Güzel olurmuş. Vallahi ilginç olaylar da oldu yarışta. Baya. Evet. Yani tabii ki Verstappen bir önceki yarışın intikamını alırcasına bir farkla kazandı ama Gerideki mücadele ilginçti strateji açısından. Yani o konum sallıyorum yarışın başında sonun neredeyse sonunculuğa düşüp e, puan alması falan. Yani o, o açılardan güzel bir yarış. Evet. Yani Perez'in olayları da bayağı eğlenceliydi. Bir böyle bir gitti, geri geldi, Bunu bir dolaştı. <laughs> <laughs> Bu kamera değişikliklerini ben <laughs> yapmıyorum kendisi. Yapıyorum. Belki seni takip ediyordur. Perez'in böyle bir e, yarışa bir girmesi, çıkması bir iki tur atıp geri dönmesi falan böyle ilginç şeyler de oldu. Perez için herhalde yani Red Bull için bir taraftan süper bir yarış bir taraftan inanılmaz korkunç bir yarış oldu diyebiliriz aslında. Ama bu yarış Singapur'dan sonra da hani hepimiz de bekliyorduk. Felstepe'de bu yarışı yüksel dedi ve evet. sağlam geri dönüş yapacağını. Ben açıkçası bir iki de olabilirler diye düşünüyordum ama Perez bayağı Perez. takla atarak düşüyor. Yani ben yani normal bir takım olsa şu ana kadar çoktan Perez gitmişti. Bence şu anda Perez'in hala orada olabilmesinin tek sebebi yani ona ihtiyaçları olmaması birincisi. Hem e, marka olarak hem de e, yarışçı olarak tek sadece Verstappen'le kazanabilecekleri için şu an evet hani, şu an için o aksiyona girmiyorlar gibi gözüküyor. Onun dışında yani Perez'in orada olabilmesi Mümkün değil bu performansa. Seneye için de ben nasıl, yani seneye Perez orada olacaksa yine Red Bull'un böyle bir avantajı olması falan lazım. E, Valla, Verstappen'in böyle bir avantajı olsa bile, ya bence seneye Perez'i yine yarıştıracaklar gibi geliyor bana. Tsunada'yı ya da e, Lawson falan koymazlar Verstappen'in yanına. E, aslında bir taraftan da yani Verstappen zaten şey halde artık veteran olmuş durumda neredeyse. Yani genç diyoruz ama senelerdir yarışıyor bu çocuk. E yanına böyle genç bir yetenek de konulabilir bir taraftan. E onu mantıklı buluyorum. Yani Lawson burada denenebilir ya da işte Albon konulabilir. Ki Albon konusu süper olur bence. Yani bu tarz farklı bir şey deneyebilir Red Bull. Yani elinde en azından böyle bir koz var. Ama sanki böyle Perez'le garantici gidecekler gibi. Yani Perez de süper gitmiyor ama sonuçta ikinci de olabilir yani. Gayet e, sezon sonunda pilotlarda. Dolayısıyla o zaten Red Bull'a yetiyor. Bilmiyorum yani şu anda sadece senelerdir pilotlarını çatır çutur kovup şey yaptıkları için bence PR olarak dayanıyorlar sadece şu an Perez'e. Evet bence de. Yani 2024 için Ricardo'yu getirebilirlerdi belki ama Ricardo hiç yarışmadığı için bu sene. Sıra... <laughs> onu da <laughs> neyse bir sene kalsın bari. Yani gerçi önümüzdeki yıl. Ee, yazarısından önce falan da yazarısından sonra ya da da değiştirebilirler koltuğu bence hiç belli olmasın. Bence Ricciardo'nun Alfa Tauri'de kalmasının e, geliştirme açısından bir şey şeyi var. Yani orada mutlaka bir tane tecrübeli pilot istiyorlar bence Alfa Tauri'de. O yüzden Ricciardo orada kalıyor. Yoksa bence asıl planları yani sanki asıl planları aslında Ricciardo'yu Red Bull'a geçirmek gibiydi. Hı hı. Ama sonra bilmiyorum belki Ricciardo'nun elinin kırılması falan. O planları değiştirmiş olabilir. Birazcık Red Bull için geriye dönmek, geriye gitmek gibi oluyor aslında Ricciardo. Bir taraftan ben de görmek isterim. bayağı eğlenceli bir ikili olurlar ikisi ama. Yani artık sanki o dönem geçti de daha farklı yeni alternatif bir şeylere bakmak lazım. Yani Lawson'un en mantıklı şey şu anda Lawson'u Perez'in yerine koymak. Yani aynı benzer katkıyı belki daha düzenli bir katkıyı alabilir. Valla ben Perez'e e, Red Bull'da, Sunada ya da Alfa Teori'de gösterdikleri sabrı Albon'a göstermedikleri için kendi bir Albon denemelerini ki, isterdim yani. Ki Albon daha kötü arabayla yani ikinciliğe yarışan arabayla Verstappen'in ikinciliğe, üçüncülüğe yarıştığı arabayla Perez'le benzer sonuçlar alıyordu. Evet. Yani dolayısıyla <laughs> Kötü olduğunda yani. Yani evet. Yoksa sallıyorum birinci olabileceği ama Hamilton'ın uçurduğu yarışlar falan da var ya. Yani. <laughs> yani iki kere böyle bir şey yaşayacaktı gerçekten ve o araçla birinci olacaktı. Evet. Yani sırf bu yüzden bile bence Albon denilebilir ama sanırım olmayacak yani öyle bir şey. Evet. Sıralamalarda bu arada... Böyle bir genel konuşuyoruz ama sıralamalardan dikkat çekici bir fark var Verstappen'in Perez'e. Madem Ferstepen'le Perez'le hakkında konuşuyoruz. 0.9 saniyelik bir fark. Yani adam 1 evet. saniye fark attı takım arkadaşına yani. Yani Sergeant'la Albon arasında bu kadar fark olmuyor genelde. Ben Surgent'a e eşimi okuldan eve taşıttım. <laughs> <laughs> Abi <daha neler> ya. <laughs> adam en azından formlü bir pilotu ya bu kadar da yüklenmiyor. <laughs> Ne bileyim, kayar mayar bir yere girer. <laughs> Hiç gerek yok. Yani şey yapar değil mi, özgüvenden dolayı böyle bir yere tostlar, bozlar yine. Evet. Sonra da sanki takım ona bir şey yapmış gibi işte laf eder falan böyle. Bir triplere falan girer bir de. Abi her hafta adam araba parçalıyor ya. Ya Williams'ın eti evet. kardeşim ya ne yapıyorsun? Yani... Williams, Williams yapsa ya böyle şeyler, Red Bull'un yaptığını böyle yarısında işin mesela işte Ricardo geliyor mu? Lawson gel lan biz de yarış falan Amerika diyor. Amerika Grand Prix'leri var. Amerikan pilotla Amerika Grand Prix'lerine gitmek istiyorlar. Hmm. Amer sponsoru Amerikalı şirket. Valla adam gibi sponsor yani, olsunlar. Sahibi yani. Amerikalı şirket. Yani dolayısıyla bakalım. Orada şu an yapacak bir şey yok gibi. O zaman asıl büyük şeylerle kuptan başlayalım ya. Şimdi geçtiğimiz haftalarda olmadığım için Sainz'ı övemedim. Ha. <laughs> bir an, ben... <laughs> ben biraz Sainz'i övmek istiyorum, Ferrari'yi de övmek istiyorum. Şimdi o kadar eleştirdik Ferrari'yi evet. sürekli, ama şu takım arkadaşlarının birbirleriyle mücadelesinde tutundukları bir tavır var. Diyor ki önde olan kimse ben stratejimi yaparken o önde olanı korurum ve bunu Sainz'de olsa değiştirmiyor, Leclerc olsa da değiştirmiyor. Hı. Bu yarışta gördük. Leclerc'in stratejisini ön plana çıkartıp Sainz'i geri attılar. Hı hı. Bir önceki yarışta Sainz'i korumak için Leclerc'i harcadılar. Hı hı. Önde kim varsa o hafta ona destek çıkıyorlar strateji olarak. Hı. Ve tutturuyorlar da birkaç haftadır. Ben de açıkçası geçen haftaki işte programımızda Ferrari'yi övdüm. Yani pilotların güzel bir mücadelesi oldu gerçekten. Belki pit hamlesinde işte Mercedes gibi bir şey yapsalardı Sainz bu kadar zor duruma düşmeyebilirdi ama sonuçta orada öndeki hani pozisyon kaybetmek istemiyorsunuz. Bunun da bir riski var falan filan. Yani boş boşuna yapılmış hareketler değildi sonuçta. Onlar da trafiği hesaplıyorlar falan. Elimizde veriler olmadan konuşuyoruz. Her seferinde söylüyoruz bunu. Dolayısıyla hani bu çok net bir şekilde bir hata olduğunu söyleyemem burada. Ama onun dışında Ferrari de çok formdaydı. Yani uzun bir aradan sonra nihayet daha böyle iyi bir Ferrari görebildik. Bunu sırf yarış kazandıkları için değil. Sainz'ın da kendi planı yarış içinde şey dedi ya işte Norris ile aramda ne kadar süre var her tur söyleyin bana dediği anda dedim ki ha, bir dakika bu herif Norris'i şey yapacak kendine yastık yapacak. Bu hafta da şey dedi duydun mu onu? Benim taktiğim bana uygulamaya Evet. evet. <laughs> ya o yani senin taktiği sayılmaz ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse. Orada geçen hafta şu güzel olan tarafta. Şimdi bu taktiği herkes yapıyor. Hı -hı. Ama bilinçli olarak Sainz son düzlüğe girdiğinde arayı açıyor orada Norris ona geçemesin diye, evet. yaklaşamasın ona diye. O düzlüğün bitiminde yavaşlayıp yaklaştırıyor kendine bir sonraki düzlükte Norris'e yardım etmek için. Yani orada önemli olan o taktiği uygulaması değil, o taktiği sadece kendi işine yarayacağı zaman uygulaması. Evet bu. Yani o ya bu iyi, çok iyi bir yani çok soğukkanlılık ve hani gerçekten teknik anlamda çok büyük bir beceri gerektiriyor. Yani yani saniyelerle çok rahat elindeki saniyelere kullanabilmek işte lastiğini her şeyini buna göre ayarlayabilmek arkanı sürekli takip etmek yani gerçekten çok becerikliydi ve ben bunu o takibi süresini istediğinde Sainz'ın bunu becerip beceremeyeceğinden emin değildim yani hani e, tabii yani hmm. bir yerde kopup gider mi o diğer zamanı kaçırır ve Norris geçilir mi diyordum ama gerçekten Norris'i çok iyi besledi. Norris de <laughs> aslanlar gibi ikincilik için tabii canlı başta uğraştı. Zaten bitiş, bitişten sonra da şey dedi yani. Biz beni çok iyi şey yaptı, çok cömert davrandı say sana falan dedi. Biz bu arada şeyi bıraktık ha, Japonya'yı bıraktık. <laughs> Singapur'a evet. geçtik. Japonya'ya geri dönelim, biraz daha hızlanalım. Belki emlakçı arar. Belki bir evim olur İngiltere'de bilemiyorum. Umarım. Arkadaş. Umarım. Ee... Mercedes'lere geçelim istersen en sonunda Norris'i konuşalım. Verstappen'i konuşmaya bu yarışta pek Yani gerek, gerek yok evet. Gayet, gayet uçtu. Red Bull'u tebrik edelim. Ve Verstappen'i tek başına constructor şampiyonu yaptığı için şampiyonu yaptığı evet. için Red Bull'u tebrik edelim. Mercedes'in içinde bir Russell Hamilton mücadelesi gördük. Gayet evet. keyifliydi. Bir iki kere böyle bir aralarında şey yaşandı mücadele ve bir tanesinde de artık Hamilton pist dışına attı. Ve Bunun nasıl ki Singapur'da Verstappen'e ceza vermediği için fiyat, e, pişmanlık açıklaması yaptıysa bunda da sanki burada yapması gerekiyor gibi yani biraz böyle saçma oldu yani. Verstappen komple pist dışına gitti Russell'ı. Bu biraz daha hafif Ama tabii, tabii ki, ki. Ama evet yani. Ya burada benim anlamadığım şey şu. Sonrasında röportajları izledim. Röportajlarda Hamilton haklı. Hamilton diyor ki biz artık şampiyonluk için savaşmıyoruz diyor. Biz kişisel sıralamamız bizim önemli değil diyor şampiyonada. Önemli olan bizim Ferrari'yi geçebilmemiz. Dolayısıyla hangimiz geçeceksek strateji olarak da onun korunması, onun öne geçmesi lazım Hı -hı. yani. Zaten dolayısıyla burada Russell'ın <laughs> ben tutumunu pek anlayamıyorum. Russell'ın tutumu yani çok net bir şekilde Hamilton'ı mağlup etmek ve işte 7 kere dünya şampiyonu olmuş birini ben mağlup ettim parlamasını yaratmak ama yani bana göre yani ve Hamilton bu arada söylediğin gibi Russell'ı geçer geçmez de biraz arayı açtı yani bir iyi de bir evet. şeyi vardı aslında hızı vardı ama bir tık da şey davrandı sanki böyle Russell'ı geçerken biraz da hani Gitme. hani kardeşim Yapmış. Gibi. Ha, yani ha yani <laughs> ezdirmem ben kendimi sen bir hayırdır yani böyle bir ders vermek <laughs> için biraz sert davrandı kasıtlı olarak hani beni geçmek o kadar <laughs> kolay değil yani geçmek istiyorsan bazı riskleri alman lazım. Bir böyle bir dişini gösterdi hafiften. Yani bunları tabii ki hiçbir şey olmadan yani ön, ön taraflara yaklaşmadan bu tarz mücadeleler görmemiz zor. Mercedes'ten yani sene sonuna kadar da çok göremeyeceğiz ama önümüzdeki sene daha iddialı olurlarsa bence Russell Hamilton'ın daha da gerilebileceğini düşünüyorum ben. Yani çok sağlam potansiyel görüyorum orada. Güzel kaoslar bizi bekliyor olabilir. Bakalım. Kaos demişken diğer bir kaosu konuşup istersen McLaren'a geçelim. Okon ve Gezli arasında yaşananları takip ettin mi son turda? Abi orayı ben kaçırdım. Sonradan biraz sosyal medyadan gördüm ama çok da anlayamadım. Tabi evet. olarak nedir olay? Sanırım Gezli'yi öne geçirmişler. Daha hızlı olduğu için. Evet. Ama ön, öne geçtikten sonra başka bir adam daha geçemediği için yarışın sonunda buna diyorlar geri ki Okon'a yerini geri ver. Hı hı. O da diyor ki ben hızlıydım diyor. Yani ben zaten geçerdim o konu diyor. Yani benim pace'imin hakkı diyor benim bu sırada olmam. Onlar da hayır yerini geri ver diyor. Hı hı. İşte o da da ilşart falan. Laf dalaşı, dalaşı falan oluyor. Yani. En sonunda yerini geri veriyor. Sonra hareketler hareketler yapıyor falan bir şeyler yapıyor. Abuk subuk. <laughs> yani... <gülüyor> gerek var? Madem yerini vereceksin yani... ne hareket çekiyorsun? Yani paşa paşa vereceksin. Yani... Ne bileyim. Ya teknik olarak haklı olabilir. O sırada daha hızlı olabilir. Ama öne geçirmenlerinin sebebi seni öne geçtikten sonra bir şey yapabilecek misin? Yani. Sen daha hızlısın. Al bakalım sana şey diye geçirmiyorlar seni öne. Yani yoksa sana derler ki savaşın. Yani eğer öyle sıralama değiştirmek istiyorlarsa sana derler ki kardeşim hadi savaşın. Ya, öt ne değişecek ki Gezlin'in ya da Oko'nun önde olması Renault için. Daha doğrusu da yani. Alfa da Alpine için yani hiçbir şey değiştirmiyor. Gereksiz bir gerilim. Ama Ocon o bu yarışta bayağı insanı kızdırdı. Mesela Bottas, evet. mesela Albon. Yani daha yarışın başında Bottas öyle bir hareket yaptı ki Bottas gitti Albon'a çarptı falan. Yani yarış tekreisene ise Albon. <laughs> yani Okon ne yapmış böyle demiş olabilir yani. Bu arada Bottas'ın başına gelen kimsenin başına gelmedi bütün <laughs> Yani Perez'in bile başına gelmedi, <laughs> İnanılmazdı yani. Perez başkalarının başına geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya o Magnusene çarpmasını ne abi, abi gerçekten abi ya. Abi tu, bir tur önce aynısını yaptı, son anda çarpmaktan kurtuldu, bir tur sonra gitti, çarptı yani bilerek. Bunun başka bir açıklaması yok, bilerek yapmış olması abi, lazım. Abi gerçekten bir şey yine mi kızdın adamı? Ne oldu yani böyle bir de o kadar saçma bir dönüyordu ki oradan. yani dönüşte de. Abi biraz sola kırsaydın evet. dedim yani. Yani sola dönüyor, sola kırmadan sola dönmeye çalışıyor. Yani Magnussen sayesinde sola dönüyorsun gibi bir şey yani çarparak. Çok saçmaydı gerçekten. Şeyde da diyor ya, orada başka bir şansım yoktu. Var da bir dalma. Yani böyle bir şansın var. Şimdi o, bence o hem Perez'in yaptığı hem Sergeant'ın aynı yerde aynı şeyi yapması. İkisi de acemi bir pilotun bile yap yapmayacağı bir hata. Evet gerçekten çok saçma hatalardı. McLaren ne geçecek olursak? McLaren performansını sürdürüyor. Piastri'nin şeye Norris'te pek yarış içinde kapışamadığını görüyoruz. Pace olarak. Hı hı. Ama onun dışında gayet iyi gözüküyor. En azından ilk senesinde olan bir pilot için. Hatta seneye de Norris'i zorlar mı diye düşündürtüyor. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum aslında. Yani gerçekten iyi bir performans gösteriyor ve yani herhalde son zamanlarda gördüğüm en iyi Çaylak olabilir son yıllarda. Hani geldiği gibi hazır. Evet. Tak 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 böyle e, çok iyi mücadele ediyor. Yani boşuna kapışılmamış. Bayağı ola, boşuna olay çıkmamış. Gerçekten. Ama çok... sen de uyuz olmuyor musun? Yani yarışı kazandın tebrikler diyorlar. Okey ya. Falan. Abi yani böyle... çocuk da gerçekten müthiş. Kazanılır tabii ki. Yani ha, var ya bu herif. <laughs> Üçüncü olduğum için alıyorum madalya Yani Sanki böyle bir hani fact varmış <laughs> gibi. Böyle bir bilgi veriyorlarmış gibi. That's a fact. <laughs> Biliyordum zaten. Abi çocuk bu, bu çocuk birinci olursa şampiyon falan olursa çok iğrenç bir şey olacak. Ben sana söyleyeyim yani. Allah kahretsin Hiç diyeceğiz. Ünmeyecek bile. <laughs> Tiksineceğiz çocuktan. Hoş <laughs> Verstappen de pek sevinç gösteren bir insan değil. Ya. Yani şey, radyoda da mesela konuşmaları sanki gerçekten sevinmiyormuş gibi hissettim. Ya, ya abi ama çok normal ya. Bu Hamilton'da da yaşıyorduk ve böyle yeni biri kazanınca o yüzden bizde de ekstra bir coşku oluyor. Yani adamlar böyle kazanınca ağlıyorlar, bağlıyorlar böyle çığlık atıyorlar. <laughs> Anladın mı? Çünkü o kadar az olan bir şey ki bu. Ama herif için yani he bugün 15. galibiyetimi aldım. Yey böyle yani. Hani o kadar sıradanlaşıyor ki. Yani yarışı kazanmaya giriyor adam artık yarışa. Yani o Hamilton'da da onu yaşıyordum. adam sevinmiyor artık falan diyordum. Şeyi değil izleyenleri de sıkıyor aslında bu durum biraz bence. Ama yapacak da bir şey yok yani. Doğal olarak alışıyor pilotlar zafere. Peki ilk şeyde yarış başlangıcında Norris'in neredeyse Verstappen'i geçecek gibi yandan fırlaması hakkında ne düşünüyorsun? Ya evet yani bayağı geçecek gibiydi hatta o kadar Verstappen o kadar böyle Norris'i Kapatmaya çalıştı ki Norris'in üstünde Kapanmaya çalıştı değil mi? Piastri'yi mi kapatmaya Ha Piastri'yi kapatmaya, Piastri kapatmaya çalıştı Oradan zaten Norris o kadar hatta Piastri şey dedi İçimde gereksiz bir özgüven oluştu Ve çok fazla gaza <laughs> Mücadele ettim <laughs> Aslında bence o kadar da etmedi ya yani Güzel başladı olması gereken gibi ama Bence tam tersine Garantici davrandı yani Hani her, herkes şeyde Norris de Verstappen'de bayağı geç fren yaptı. Zart diye geçti. Evet. Bayağı Piastri arkada kaldı yani. Ama çimin üzerinden falan ha, biraz, girdi evet, ya, doğru. Evet. Ondan dolayı olabilir dediğin gibi. Bu arada kusura bakmayın. Elim böyle durmazsa ekran bembeyaz oluyor. Dolayısıyla <laughs> elim görünüyormuş. şu an bilmiyorum ama. <gülüyor> Kısmet. <gülüyor> o yüzden elim var yani. e artık bu kadar abi yani. Kolay değil. Evet. Bu şartlarda. İnşallah bir sonraki orjişil pezevenk <laughs> ararsa bir sonrakinde evimden yani umuyoruz. <laughs> yapıyor olabiliriz. Şeyde yarışta ilgimi çeken şey özellikle yarış sonrası röportajlarda aslında. Norris'in şey demesiydi. Ee, i̇şte tabii ki Red Bull'un gerisindeyiz ama o kadar da geride değiliz. En azından free pit stop verip hani bir de en hızlı turu aldırtmıyoruz Verstappen'e. Bu önemli geldi açıkçası bana. Sezon başında hatırlarsan Verstappen çatır çutur Yani bir, bir de pite bir gireyim de en hızlı turu alayım yapıyordu. Evet dalga geçiyorlardı. Evet McLaren'ın oraya çık, çıkmış olması enteresan geldi. Ve bunu e, aslında Red Bull için çok uygun pistlerden birinde yaptılar. Yani bu önemli bir şey gerçekten. Evet. Mercedes'in de Red Bull stiline döneceği konuşuluyor. Yani bence mantıklı. Yani zaten başarılı olan çözüme herkes bir şekilde ayak uyduruyor. Yani şey Mercedes'in... Ne bu ya? Mercedes'in de hani illa aynı konsepte ısrarcı olması saçma olacaktı yani. Belli ki Nivi bir şeyleri doğru yaptı ve kopyalanacak evet. yani. Onun dışında şey de ilginçti ya. Russell'ın bu kadar uzun süre dışarıda kalıp bit yapmayıp Hamilton'a karşı aşırı zaman kaybetmesi. Belki daha iyi bir yerde şey yapabilirlerdi. Neden böyle bir strateji gittiler? Anlayamadım Russell için. Bunu sanki bir nevi de kendisi istemiş gibi geldi bana. Yani bir plan birden bahsetti radyoda. Bir şey. Evet, farklı bir şey yapıp avantaj sağlar mıyız belki yani bir hmm. e, o sırada bir kaza olur, bir şey olur. Free pit top alırız. Filam o, o tarz bir şey düşündüler Aslında herhalde. mantıksız da değildi. Bayağı araç yarış dışı kaldı. Baya sarı bayraklar yani. falan sallandı ama yani buranın da yani 2-3 yarışta ilginç olan şey de bu. Yani safety car girer dediğin yerde girmiyor. Evet abi çok hiç bekle. <laughs> Girmez dediğin yerde giriyor. Ceza alır dediğin adam almıyor. Ceza verilmez dediğin şey de ceza veriyorlar falan. Evet gerçekten. Saçma sapan bir şey. Şey sürpriz herhalde bir sürpriz faktörü yaratmaya çalışıyorlar. herhalde. <gülüyor> <laughs> Yarışın kendinde birinci değişmiyor <laughs> adam bizde. Aynen bir olaylar yapacak küçük, küçük sürprizler verelim. <laughs> bir de şey işte en son tartışılan olayda başta da söylediğimiz gibi Perez'in yarışı bıraktıktan sonra DNF'den sonra tekrar çıkıp bir tur atıp sonra tekrar geri dönmesi cezası bir sonraki haftaya gelmesin diye. Benim burada anlamadığım şey adam yarışı bıraktıktan sonra ceza geliyor. Yarışı yarış bırakan adama cezayı direkt bir sonraki yarışta 5 girit cezası diye ver. Ya da böyle bir şey olmaması lazım. ya. Yani ama şu anda şey işte kural değiştireceğiz. Ya yani abi 40 yılda bir olan şey için neden kural değiştiriyorsun ki? Kaç kere yaşanacak bu yani? Ya evet biraz çok saçmalıyorlar artık. Böyle mükemmel bir şeyi bulmaya çalışıyorlar ama o kadar kolay da değil tabii. Ya saçma sapan şeylere odaklanıp asıl sorun olan şeyleri kaçırıyorlar. Böyle iyi, hatırlarsın sezonun ilk başında da böyle 4 Beş yarış Hamilton'ın, affedersiniz pipisinde şey var mı? <laughs> Neydi ya? Ee, piercing. Piercing var mı? Donunu içine giyiyor mu giymiyor mu? Bunu tartıştık yani. Evet ya gerçekten. Neyse ki olay <laughs> Bu... uzamadı yani. Daha fazla <laughs> saçma sapan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bilmiyorum nereye gidecek de buna bir dur demeleri lazım. Ya peki yani. abi yarış dışında bir şey söyleyeceğim. Eğer yarış hakkında başka eklemek istediğim bir şey varsa. Ya ben sadece şu Red Bull'la AlphaTauri'nin arasının da ciddi şekilde ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bence de ya. Artık yani sallıyorum bir şey olduğunda AlphaTauri'nin şikayet etmemesi filan. Yani yani topu topu 10 takım var. Ya bunların ikisinin Red Bull olması çok saçma zaten hani. Madem dışarıdan da takım almıyorsun o zaman bunlara B takımı diye de bir şey olmasın. Çok gerçekten garip yani. Adrian Newey her yarış öncesi Alfa Tauri'nin arabasını inceliyor yarım saat. Bilmiyorum dikkat ediyor musunuz? Bilmiyorum gerçekten, Lihinç, söyl gerçekten söylüyorum. Başını yarışın başını izleyin. Şey değil de yarış başladığı kayıt değil de ondan önce e, şov alıyor. işte preview hmm. şov mu ne. Bir şey oluyor ya orada ne zaman Alfa Tauri'nin aracının yanına gitse kamera andre Newey onun önünde <laughs> aracı inceliyor. Bir saat notlar falan alıyor. Allah Allah çok ilginç ya. Bilmiyorum ne yapıyor. Belki tasar şey e, renklerini falan şey yapıyor. Belki kendi yani, tasarladığı şeyleri... Kötü düşünmemek <laughs> lazım. Bilmiyorum nasıl bir şeyleri var, nasıl izin veriyorlar böyle şeylere. Genç takım müsaade ettikten sonra Alfa Tauri. Şimdi orada sallıyorum bir şey olsa bir ceza alsa diğerlerinin yarışını etkiliyor yani. genel etkileyen sorunlar yaşanıyor burada. Evet doğru. Bilmiyorum. Ama kimse de bir şey diyemiyormuş gibi, demiyormuş gibi duruyor. O yüzden Belki ben yanlış anlıyorumdur. Ya bütün bu yarışın dışında 2024 takımların yarışacağı kişiler çoğunlukla artık belli oldu. Bir tek Williams da galiba. Sargent'ın yerine evet. kim gelecek belli değil. Artık orada sponsor şeyi ne kadar etkili olacak onu göreceğiz. Stroll'ün Aston Martin'e devam ediyor oluşu. Bunu konuşmak istiyorum. Seversin. Nasıl hala bütün her şeye rağmen bu sezona da rağmen nasıl hala devam ediyor? Ben de abi sana diyorum bak bu adam gitmez. Aston Martin. Yani sana bir şey söyleyeceğim. arabayı yakması lazım yarış öncesinde benzin döküp ancak o zaman bu adam delirdi derler. <laughs> Alırlar Formula 1'de. Sana bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki 20 tane köpeğin yarıştığı bir yarışmanın içindesin ve bir takımın var iki köpek. Diğer köpeği iyi bir köpek seçip yanına da kendi köpeğini koyarsın işte. Benimki de oynasın diye. Yani böyle söylüyorum çünkü yani artık ciddiye alınacak bir tarafı kalmadı. Evet. Problem. Gerçekten öyle. Yani 40 yılda bir iki tane iyi yarış çıkaracak diye ya, normalde kimse sabretmez yani. Gerçekten kimse sabretmez. Ben şeyi anlamadım. Aston Martin'i komple mi satın aldı bu adam ya? Abi hiçbir bir bir marka değeri bir yani e, tamam da abi yani hiçbir ortak yok yani bunlar söylemiyorlar mı ya kardeşim bu senin çocuk ne yapıyor? İstersen daha profesyonel <laughs> sporcularla <mı> ilgilensek. <gülüyor> 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 bu işler babu. Hani daha önce yarışmış. Ya o da şeydi diyorsa nasıl olsa Alonso var işte. Ya zaten bir tek Alonso, alonso, alonso. puan alıyor yani. Ya sonuçta bu bir PR işi ya. Aslında Aston Martin'in orada olmasının tek sebebi PR. Dolayısıyla bunu da sadece tek Alonso ile alabiliyorsa. İyi de abi takım yani nereden nereye geldi? Çok daha hani dördüncülüktü yanlış hatırlamıyorsun Aston Martin'in. Geçen yıl mı dördüncü olmuştu? Yanlış hatırlıyor da Geçin olabilirim. Geçen yıl bu sene yani 4 olmak mı istedim? İyi bir performansı vardı yani. Ya geçen yıl ya ondan önceki yıl. Karıştırdım artık. Ondan önceki ha. yıl, geçen yıl Ha doğru. Feter'le olduğu yıl kötüydü ve yani şu anda hani artık bir ne bileyim bu kadar yatırımlar yaptılar. Yani yavaş yavaş takımın yükselmesini bekliyorsun ama böyle bir durum var ortada. Gerçekten hani sanki bir şeyler yeter. Bize yetiyor dediğin gibi. Sen bana cevap vermedin. Kendi köpeğini sokmaz mıydın oraya? Abi şimdi bu bir köpeğin de çok mutlu oluyor orada yarıştığında. Ya şimdi bak benim köpeklerim var. Biliyorsun. <laughs> o yüzden söylüyorum zaten. O, başka bir şey. o yüzden ondan <laughs> örnek verdim. Çocuğun olsaydı çocuktan örnek verecektim. Kendi çocuğum olsa yapmazdım böyle bir şeyi. Bir yere kadar yapardım yani. Verirdim. Köpeğin... Ya kardeş oğlum yarışamıyorsun. Ya ol, olmayan hakkında konuşma bana köpeğini söyle. <laughs> Köpeğin o yarışmaya katıldığında çok mutlu oluyor. Acayip mutlu oluyor diyorsun. Evet. Tamam. Ve senin için PR açısından da bir şey değişmiyor. Çünkü diğer köpek o kadar iyi ki. Ya yani köpek değil mi? Sahte yarış düzenlerde orada yarıştırdım ya anlıyorum ne demek istediğini. Ama ya bu olay sadece beni ilgilendiriyorsa ne bileyim ya belki yapmazdım. Bir yere kadar abi yani köpeğin Peki. mutluluğu da. Sonuçta bir, burada bir hem çok sevdiğim bir spor var. Sporu çok sevdiğim bir şeyi de bir taraftan baltalamak da istemem yani. Burada iki farklı denge var. Valla bana giren çıkan yoksa ben çocuğumu, köpeğimi, kedimi, kendimi bile koyardım. Kendimi koyarım bak valla. <laughs> 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 Sporu bir para anlamamaz olur. En sonunda sürerim böyle. <gülüyor> <gülüyor> 80 tur yemiş falan. <laughs> o kadar değmezsin. Bir süre sonra Surgeon kadar olur. Bilmiyorum ya, artık <laughs> kaç sene sürer o, o seviyeye ulaşmam da. Sen galiba veda etmek istiyorsun. Elini bayağıdır tutuyorsun böyle. Gifleteceksin. <laughs> <laughs> Bundan tutuyorum da. veda etsek güzel olur. Aha telefon geldi hadi tamam, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ben bay. Bay bay. Sanırım evim var Alper. Hadi bakalım, hayırlı olsun. <laughs> Güzel ha. haber. 12 aylık kirayı peşin ödemek zorunda kalacağım için bir dönem dilenebilirim ama. O baya sert olmuş bu. Evet, çok sert oldu. Öyle böyle sert olmadı. Yani pant üzerinden düşünürsek baya. Evet. Sıkıntı. Çok. Arkadaşlar çok. <laughs> Arkadaşlar belki e yardım <laughs> toplayalım aramızda. <laughs> Valla ben çok sevindim. İnşallah. İnşallah bir sonraki durumu. Bir sonraki yayında kayıtta kaydedebileceğim bir masam falan da olur. Param yeter masa almaya, kirayı ödedik <gülüyor> <gülüyor> Bakacağız. O zaman hafta yarışımız var mı? Yok. İki hafta sonra yarış. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Yarış evet, sorularınızı, de yok. sorularınızı, yorumlarınızı yazın. Bir sonraki hafta kim buradaysa o cevap <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kimi bulursanız <laughs> programı izlersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Görüşürüz. üzere.